Şimdi günün ilk oturumu için öncelikle moderatörümüz Kapital 247 CEO'su Sayın Furkan Ünal'ı davet etmek istiyorum. Hoş geldiniz diyeyim. Evet, CEO ve CFO paneli için diğer konuşmacılarımız da IC Yatırım Holding CEO'su Sayın Semih Ergür'ü davet etmek istiyorum. Hoş geldiniz. Ve Türkiye Fikasa CFO'su Sayın Ender Kuru'yu davet etmek istiyorum sahnemize. Hoş geldiniz. Ve Litvanya Nexus Operations CEO'su Sayın Gintare Narkavičiūtė'yi davet etmek istiyorum alkışlarımızla. Welcome. Ve sözü Sayın Ünal'a bırakıyorum. Teşekkür ediyorum. Evet, ikinci günün ilk oturumuna hoş geldiniz öncelikle. Bugün aslında finansal teknolojiler ve teknolojideki risk yönetimi, finansal alandaki risk yönetimleri hakkında konuşacağız ama bununla beraber burada çok değerli konuşmacılarımız var. Çok değerli bir kitle var, izleyici ve bunlarla beraber aslında bizim konuşmak istediğimiz noktalardan birisi finansal teknolojilerle beraber proje finansmanı, bununla beraber uluslararası finansman yöntemlerinin Türkiye'deki etkinliği ve bölgedeki finansal teknolojileri ve finansal teknolojilerin dünyadaki alanlardaki gelişmelerini konuşmak istiyoruz. Ben konuşmama kısa keseceğim. Hani ben bir moderatör olarak fazla uzatmak istemiyorum. Öncelikle biraz katılımcılarımızdan, konuşmacılarımızdan bahsetmek istiyorum. Gintare Hanım, Litvanya'dan katılıyor. Önemli iş kadınlarından kendisi. Hoş geldiniz. Semih Bey, IC Holding'in CEO'su. Burası da Hilton Bomonti'de kendilerini ve çok güzel bir otelleri var. Gerçekten. Türkiye'nin bilinen uluslararası firmalarından birisi. IC Holding ve her zaman takip ettiğimiz bir firma. Ve aynı şekilde kendisi Ender Bey de Türkiye'deki CFO'luğunu yaptı. Uluslararası bir İspanyol firmasının Türkiye operasyonlarının CFO'luğunu yapıyor. Ben sözü Gintare Hanım'la başlamak istiyorum. Gintare Hanım, konumuz biliyorsunuz finansal teknolojiler. Sizlere finansal teknolojilerin bölgesel durumunu, dünyadaki durumunu ve sizin ülkenizdeki ve bölgedeki gelişmeleri bize biraz bahsedebilir misiniz bunlarda? Thank you very much. First of all, I would like to say that it's a great pleasure to be here in Istanbul Finance Summit. For me, it's the second time. And thank you very much for the organizational team for such a great job. I'm also glad to share the latest news that I also had an honor to join the advisory board of the Istanbul Finance Summit. Thus, I think that that even more of cooperation between our regions is upcoming in the very near future. When we are talking about technologies in the north of Europe, in my country particularly, it has been always a very important factor that helped us to shape the stand where the standpoint where we are today. Three Baltic states are the fastest growing economies of the European Union currently. And forming or helping to shape the business-friendly environment and foster innovations has been historically a thing that Lithuania has been doing. With the slight sense of humor, I'm going to tell you that even in the 14th century, when our capital Vilnius was founded, the first thing that we did, we sent the letter, official letter, to the most important capitals around Europe, inviting the innovative people and those who would like to also share their experience and to found the businesses to work in our country with the promise that we will do our best
in creating the business-friendly environment for them. And what we are doing now, we are investing a lot in education and innovations, because this is something that we believe the largest share of our budget actually is going to the education and mainly to the sectors, to the studies of technologies, different kind of technologies, not only financial, but also informational, biotechnologies, nanotechnologies. We are the first ones when it comes to nanotechnologies in the world. And as a country, we position ourselves as a fintech hub of the Nordic Baltic states. And I think that it's very interesting to learn, to know how we managed to do so, right? The process, of course, it's still undergoing. We need to work a lot to maintain this position. But the most important factor that has been always there, it's a very a decent cooperation between the authorities, between financial institutions and the private companies. Only in that manner, when talking to each other, we manage to find the best possible solutions in order to create the best possible business-friendly environment. For today, there is 12 out of 20 largest globally largest fintech companies that are currently present in our region, and I think that already tells a lot. Such a tools like, for example, having one of the fastest internet connection is very important when it comes to financial sector. This is something that we have in all of the three Baltic states. Digitalization of the things, like e-governance, for example. In Estonia, you are even able to get electronic residency. In Lithuania, you can get a startup visa. There is so-called a new thing that we introduced this year. It's a startup visa. So we are basically providing an opportunity to work for those companies or small entrepreneurs who would also like to enter. At the same time, while investing into education, and Finland is the country which is actually leading when it comes to methods of the education globally, we managed to create a large pool of the good experts, of the wise minds, and it's a very big task to manage to keep them inside the country to work there. That's why, together with the government, we are upcoming with the solutions that will help for such a people to stay in the northern region instead of going somewhere else, and we try to keep this pool of talent that also helps when foreign companies or large investors are coming in. Another things like very little of bureaucracy, for example, when we were thinking of entering Poland, of opening a new company there in Poland, which is a good country, low tax also, right? But when it comes to bureaucracy, it might take so long for you to open a new company, and it takes even longer to close the company when you want to exit. For us, it's up to 3 working days when you want to open a company, because there is no bureaucracy, everything is digital. You don't even need to present there if you want to do it. You just do it online. Again, digitalization, you just use your electronic signature, and that's it. For the foreign companies, we have also created a regulatory so-called sandbox. So basically, for 1 year, you are able to come in as an investor in the country, as an entry company, and to basically function with very eased up conditions, with no possible financial loss. In this year,
our government allocated 750 million euros only for development of the fintech environment in Lithuania. That again says a lot on how seriously we are looking at it. But in order for such a thing to exist in a country, yet again, there has to be a lot of digitalization, yet again. For example, such a country like Ukraine, they also have a very large capacity of a talent pool. They have very good technologies when it comes to production of the things. But when it comes to the internet things, when it comes to digitalization, electronic governments, it's still not in place, or it still doesn't function as well as we are used to for it to function. When we are making our transaction, when we are working our day-to-day job, we think that time is one of the most important things, especially when you're in the finance sector. I feel like someone is stealing my time and my money at the same time when it takes 10 minutes instead of 30 seconds to make a transaction. For the stock market, that matters a lot as well. The part of the second can change your financial situation. So this is the direction that entire Northern Europe is moving towards, and we are doing that that very successfully. So to conclude, I think that creating the business-friendly environment, fostering innovations, and investing a lot in your talent pool, in the education, is three crucial things that a country has to do if we want to be a progressive state in the sector. Thank you. Thank you very much, Intare. This is really great things that you are doing and your country is doing. Thank you. Semih Bey, aslında Semih Hocam da diyebilirim. Öncelikle şunu söyleyeyim. Öğrencileriniz çok seviyor hocam sizi. Hani buraya geldiğinizi duyan öğrencileriniz mesaj attı. Hani gerçekten çok sevdiğinizi, çok sevilen bir akademisyensiniz. Bununla beraber de Türkiye'nin en büyük firmalarından birisinin CEO'susunuz. Firmanız gerçekten dünyanın farklı ülkelerinde projeler yönetiyor. Ve her projenin farklı finansman yöntemi var. Hocam ben açıkçası sormak istediğim şu. Türkiye'deki finansmanla yurt dışındaki finansman arasındaki farklılıklar ne? Ne tür fırsatlar var yurt dışında ya da Türkiye'deki eksiklikler ne? Bunu nasıl dengeleyebiliriz ve siz grup olarak bunu nasıl yönetiyorsunuz? Çok teşekkür ederim. Aslında çok kısa bir şey, müsaade ederseniz bu hocalık kısmı nereden çıktı? Kısaca ondan söz edeyim de devam edeyim. Şimdi geçmişte çok kısa bir üniversite öğretim üyeliğim var, 1,5-2 sene kadar. Ondan sonra hep masanın bu tarafında, gerçek dünyada yaşadım. Üniversitede devam eden profesör, rektör olan arkadaşlarımla sık sık konuşmalarım oluyordu. Ya en iyi öğrencilerinizi alıyorsunuz, yetiştiriyorsunuz. Bunların büyük bir kısmı da mühendislikten sonra karşımıza geldikleri zaman masaya oturunca işte finansman konusunda tamamen sıfır, en azından jargonu bilmedikleri için birçok konuda çuvallayabiliyorlar, özür dilerim tabirim için. O yüzden hiç olmazsa biraz bir şey anlatalım bu arkadaşlara. İşte şu nedir, bu nedir, işte working capital nedir, işte proje finansmanı nedir filan. Öyle olunca ihale bana kaldı, gelsene yap dediler. Şimdi Bilkent Üniversitesi'nde son sınıflara corporate finance dersi veriyorum haftada bir gün. Yani o hocalık faslı oradan geliyor. Tekrar teşekkür ederim. Şimdi bu finansman, evet biz büyük bir grubuz. Yurt içinde, yurt dışında birçok projeye imza atıyoruz. Şimdi aslında ikiye ayırayım müsaade ederseniz. Bir, şirketlerin veya grupların normal tekerleğini döndürebilmesi için kısa vadeli, orta vadeli bir finansmana ihtiyacı olduğu zamanlar var. Bu nedir? İşte günlük ihtiyaçlarınız, haftalık, aylık, belki iki yıllık ihtiyaçlarınız olabilir. Genellikle birbiriyle çok çakışmayan nakit giriş çıkışlarının yarattığı boşluklar. Bunun için bankalarla görüştüğünüz zaman, bu kadar finansçının olduğu yerde böyle bu kadar detaya belki girmeme gerek yok ama sizin şirketinizin kredibilitesi bakılan en önemli parametre.
Hani ülke yabancı bir bankayla çalışıyorsunuz, ülkenin kredibilitesi o da onunla beraber. Ama yerli bankalarla veya o ülkenin bankalarıyla çalışıyorsanız sizin kredibiliteniz önemli. Bir adım daha ileri gidelim. Proje finansmanlarına baktığınız zaman tabii birçok parametre devreye giriyor. Bir, gene şirketin kimliği, geçmişi, bugüne kadar herhangi bir default'u var mı? Herhangi bir temerrüte düşmüş noktası var mı? Her şeyini bir hakkın yerine getirmiş mi o güne kadar? Bu tabii çok önemli bir parametre. Bunu bir kenara ayıralım. Projenin niteliği son derece önemli bir parametre. Çünkü gene benim öğrencilerime sorduğum bir soru vardır hep. Bir projenin finanse edilmesiyle proje finansmanı arasındaki fark nedir derim. Şimdi proje finansmanında projenin yaratmış olduğu nakitlerle, gelirlerle projenin borçlanmasını ödeyip şirketinizi, üstteki şirketinizi mümkün olduğunca bu ödeme yükümlülüklerinin dışında tutmanız beklenir. Yani kitap tanımı budur ama tabii bunda daha limitli bir takım garantilere girersiniz. Dolayısıyla şirketinizin niteliği, kredibilitesi artı projenin niteliği ve para yaratabilme kapasitesi ve bunun arkasındaki garantiler, ne gibi minimum garantiler, alım garantileri, şunlar bunlar. Artı bu projenin gerçekleştirileceği ülkenin kredibilitesi. Bunların hepsi bir araya gelip eğer hepsinden de geçer not alıyorsanız projeyi finanse edebiliyorsunuz. Şimdi biz bugüne kadar Türkiye'de çok büyük projelere imza attık. Özelleştirme projelerinde yer aldık. Tabii bu söylediğim 3-5 kelime kadar kolay değil. Grubumuzun CFO'su da aramızda, Birkan Bey. Bir projeye girdiği zaman canından can gidiyor günlerce, haftalarca, aylarca. Yani bu uzun müzakereler, karşılıklı tartışmalar, onun olduğunu hiç bilmiyorum ama ben benzer işe yaptığımda kitap fırlatıldığı da olmuştu bizim masamızda. O kadar gergin günlerimiz hukukçularla. Yani uzun meşakkatli bir dönem ama sonunda bu üç parametrenin üçü de yerindeyse mutlaka finanse edebiliyorsunuz. Şimdi tabii bütün bunların ötesinde bir de çok genel bir konjonktür var. Yani 2008'in Eylül'ünde Lehman Brothers'ın batışıyla en üst noktaya ulaşmış olan krizden sonra aylarca birçok kimse bir şey yapamadı. Ama ne zaman 2009'un Mart-Nisan'ıydı yanlış hatırlamıyorsam biz ilk proje finansmanımızı kriz sonrası imzalamıştık. Artık kriz bitti demiştik. Yani genel konjonktür de tabii büyük resmi belirleyen bir şey. Bütün bunların hepsi yerinde olduğu zaman bunu yapabiliyorsunuz. Şimdi dönüp tekrar şuna bakayım. Yurt içinde, yurt dışında. Şimdi geçmişte biz birçok projeyi çok eski yıllarda, benim bankacılık geçmiş olduğum zamanda da söyleyeyim, biz yabancı bankalarla yapardık. Çünkü Türk bankalarının orta ve uzun vadeli fonlamaları yoktu. Neredeyse büyük projelerin tamamında ve hazinenin borçlanmalarında hep yabancı bankalar yer alırdı. Ama daha sonraki yıllarda özellikle 2000'den sonra ve 2006-2007'lerde özellikle en üst çok hızlandı. Yerli bankaları büyük ölçüde kullanmaya başladı. Kendi fonlama imkanları arttı ve yurt içindeki iştahları da arttı. Büyük projelere girme iştahları da arttı. Şu anda ben kendi açımızdan söyleyeyim ki bizim şirketimiz için bizim finansmanımızın çok büyük bir kısmını biz yerli, Türkiye'deki finansmanımızın yerli bankalarla yapıyoruz. Şimdi yurt dışında da orada da gene iki türlü işimiz var. Bir veya ağırlıklı olarak söyleyeyim, müteahhitlik olduğu için birinci tip kredi dediğim işletme sermayesi, working capital ihtiyacımız var. Bu da tabii bizim oradaki şirketimizin yaptığı iş, işveren, işverenden nakit akışının garantisi veya güvenilirliği, bizim iş yapabilme güvenilirliğimiz, bütün bunlar söz konusu olup oradaki işi götürebilme, tekerleği daha hızlı döndürebilmek için gerekli olan gücü sağlayan finansmanı sağlıyoruz. Yurt dışındaki proje finansmanlarında gene hani profesyonel hayatım içerisinde gördüğümü söyleyeyim. Tabii o zaman biz büyük ölçüde yabancı bankaları kullandık. Her bölgenin önde geleni olmak isteyen bankalar var. İşte Balkan ülkelerinde ileri portföyün çoğunu almak isteyen bir takım bankalar var. Avrupa bankaları var. Biliyorsunuz zaten olayın nasıl çalıştığını bir süre sonra. Onlar da sizi buluyor, siz de onu buluyorsunuz. O dediğim parametreleri de üst üste yerine koyduğunuz zaman sonuca gelebiliyorsunuz. Şimdi baktığımızda, evet Türkiye'de birçok proje finanse edildi, şu oldu, bu oldu ama başlangıçta yine geriye gidersem vadeler oldukça kısaydı ve birçok proje refinanse edilmek zorunda kaldı. Hala daha o devam etmekte.
Birkaç nedeni var. Daha proje başındayken ortada, hele hele Greenfield dediğimiz hiç yani ortada bir proje yokken siz başlayıp geliştirip operasyon hale getirip götürecekseniz tabii ki daha tedbirli davranıyor bankalar. Hem fiyat açısından, fiyatlama dediğim faiz ve artı diğer masraflar açısından artı vade olarak çok daha konservatif, yani bir tık daha konservatif olabiliyorlar. Proje bir kere hayata geçtikten sonra da çok daha uzun vadelere ve daha iyi şartlarda gene konjonktür müsaade ettiği sürece refinanse edebiliyorsunuz. Yani genel resim böyle özetleyebilirim. Aslında bu dijitalleşme ile ilgili gene müsaade ederseniz ben kendi biz fintech'te çok hatta pek fazla ilişkisi olmayan ben şahsen ben de öyleyim. Hani ancak kullanıyorum. Ben şu anda CEO'su olduğum grupta yönetim kurulu başkanımız Sayın İbrahim Bey'le ilk tanışma görüşmesini çağırdığında sohbet ettik. Dedi ki vallahi biz bir şey yapıyoruz Semih Bey dedi. Ne yapıyorsunuz İbrahim Bey dedim. Arkadaşlar bir şeye çalışıyorlar ama dedi. Dediklerine göre bu düğmeye basınca ben her şeyi görecekmişim dedi. Biz bunu geçen sene bitirdik. Tamamen bitirdik. Bir ERP sistemimiz oturdu. Çoğunuzun bilebileceği önde gelen bir Alman firmasının yazılımlarını kullandık. Çok meşakkatli bir işti. Bütün altyapıda çok ciddi değişiklikler, yani muhasebesel altyapıda ve bir takım diğer altyapılarımızda çok ciddi değişiklikler yapmak gerekti. Ama şu anda gerçekten İbrahim Bey'in dediği gibi düğmeye bastığımız zaman bir de üzerine iş zekası yapısını da oluşturduk. Bir gece önceki tüm gruplarımızdaki tek tek şirketlerimizin satışını, ödemesini, her şeyini anda görebiliyoruz. Bunu insan kaynakları da dahil görebileceğimiz her şeyi. Şimdi tekrar bizim borçlanma tarafına gelelim. Bunun en başındaki nedeni, şeyimiz, buna başlama nedenlerimizden bir tanesi, bizim alacağımız ne, borcumuz neden? Önce bizim ne kadar bir şeyimiz var, exposure'ımız veya bir riskimiz var. Biz ne ödeyeceğiz? Bunu ne zaman var? Bunu, çok şirketiniz ve büyük rakamlar ve muhtelif coğrafyalarda çalıştığınız zaman bunun bir yere kombine edilmesi oldukça sıkıntılı bir iş. Şu anda bunu yapmış durumdayız. Yani dijitalleşme anlamında bizim herhalde en dokunabileceğim yer burası. Gerçekten de neredeyse parmağımızı yani düğmeye bastığımız zaman çok güzel. Bu da dahil birçok şeyimizi görebiliyoruz. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum Semih Bey. Ender Bey aslında Ficosa firması teknolojinin dünyanın önde gelen firmalarından birisi. Yani Semih Bey'in bahsettiği gibi aslında firmalar finansal teknolojileri ve teknolojiyi kendi şirketlerinin her yerinde kullanabiliyorlar. Peki sizin hani düşünceleriniz ne? Bu teknolojinin, finansal teknolojilerinin özel sektörde, özel sektör firmalarımızda, dünyanın çeşitli firmalarında nasıl kullanılabilir, nasıl entegre olabilir? Bir hani dediğimiz gibi dünyanın önemli firmalarından birisi Ficosa ve siz burada hani bir Türk temsilcisi olarak burada neler görüyorsunuz? Eksikliklerimiz ne? Finansal teknoloji alanında ve teknoloji alanında neler katabiliriz? Teşekkür ediyorum. Okey. Öncelikle herkese keyifli bir gün diliyorum. Bugün sizlere fintech hakkında bir bilgi vermeye çalışacağım. Fintech açıkçası her kurum için farklı bir şey ifade ediyor. Örnek veriyorum dün burada eğer sizler katıldıysanız Bitcoin'den, blockchain'den bahsedildi. Bu bir banka açısından bakış açısıydı. Ben size bugün bir üretim şirketinin CFO'su gözüyle konuyu anlatmaya çalışacağım. Aslında Semih Bey de az önce bazı ipuçları verdi. Benim için bu konu örnek veriyorum bir finansçı gözüyle işimi kolaylaştıran her türlü yazılıma ben fintech diyorum. Şimdi burada fintech'i açıklarken aynı zamanda da Türkiye'deki finansçıların bu konudaki bakış açısı ve duruşu nedir? Onu da birlikte anlatmaya çalışacağım. Birincisi CFO gözüyle de anlatacağım. CFO'nun misyonlarından bir tanesi şirketin operasyonel faaliyetlerinin verimliliğini artırmak ve maliyetleri azaltmak. Peki bunu yapmak için bizlerin elimizde ne tür araçlar var? Tabii bunun için araştırmacı olmamız lazım. Önce biz bütün finansçılar gerçekten de teknolojiyi yakından takip etmemiz lazım. Örnek vermek istiyorum. Biz kendi öz finans operasyonlarından bir tanesi döviz alış satışı ve forex işlemleri. Şu anda geleneksel yöntemlerle ve belki de birçok şirket halen o şekilde devam ediyor.
Bu işlemleri biz nasıl yapıyoruz? Diyelim ki siz 3 tane 5 tane bankayla çalışıyorsunuz. Bu bankaları telefonla arıyorsunuz. Belli bir kur alıyorsunuz ve işleminizi gerçekleştiriyorsunuz. Daha sonrasında da bir talimat gönderiyorsunuz. Oldukça uzun, meşakkatli ve maliyetli bir işlem. Peki şu anda bize ne tür çözümler var? Bir yazılım firması şöyle bir şey yapmış. Bizim şirketlerle bankalar arasında bir protokol yapmış. Önümde bir ekran var. Bu ekrana ben baktığımda anlaşmış olduğum kurumları, yani bankaların aynı anda ne kadar kur verdiğini görebiliyorum. Şimdi bu çok büyük bir lüks ve çok büyük bir kolaylık. Ve ben orada kredibilitem dahilinde bir düğmeye basarak işlemimi yapabiliyorum. İşte bu bir fintech'tir. Fintech çok güzel bir örnek. Gerçekten hayatımızı kolaylaştırıyor. Zaman kazanıyoruz vesaire. Peki burada biz Türkiye'deki durum nedir diye baktığımızda biz öncelikle Ficos olarak böyle bir yazılım firmasıyla anlaştık. Fakat düşünün bir yıldır ilerleme sağlayamıyoruz. Neden biliyor musunuz? Çünkü bu yazılım firmasıyla bankalar arasında sorun var. Yani bizim anlaştığımız, çalıştığımız bankalar bu sisteme dahil olmak istemiyor. Dolayısıyla burada bankaları çok mesafeli bir duruşu var ve bu da bizim verimliliğimizi artırmada bir gecikmeye sebep oluyor. Ve gerçekten de bir benim tarafımdan da eleştirel bir şekilde ortaya koymak istiyorum. Bir diğer konu, CFO'nun misyonundan gitmek istiyorum. Finansal yönetimin önemini şirketin organizasyonu yaymak. Peki biz şu anda bunu nasıl yapıyoruz? Örnek veriyorum, CFO'lar, CEO'lar vesaire, bütün yöneticiler çıkıyor diyor ki finans çok önemlidir, bütçe çok önemlidir, cash flow önemlidir, işletme sermayesi önemlidir. Bütün bunları güzelce sıralıyoruz. Peki finansçı olmayan arkadaşlar bizim dilimizden anlıyor mu? Bir soru soracağım size. Ben şu anda size Çince konuşsam siz anlayabilir misiniz? Veya da Japonca konuşsam, yani eğer ki Japonca bilmiyorsanız anlayabilir misiniz? Anlayamazsınız. Şimdi şirketteki durumlar bundan ibaret. %90'ı şirketteki çalışanlar bizim konuştuğumuz dilden anlamıyor. Peki çok az şanslı kişi de nasıl bir fırsat elde ediyor? Eğitim departmanı onları finansı olmayanlara finans dersleri adı altında eğitimleri gönderiyorlar ve bu sadece bir gün sürüyor. Çok yakından şahit oldum, onlarca örnek var. Gidiyorlar geliyorlar, ya ben hiçbir şey anlamadım, bu çok zor bir konu. Yönetim kuruluna giriyorsun. İçeride çok gizli bir sorun var. Birçok yönetim kurulunda ve icra kurulunda. Satış görevlisi, üretim görevlisi, satın alma görevlisi, mühendislik görevlisi sizin konuştuğunuz dilden anlamıyor. Günün sonunda şirketler niye faaliyet gösteriyor? Kar elde etmek, karını maksimize etmek, nakitini maksimize etmek için faaliyet gösteriyor. Ve tabii ki bizim finansçıların da kendine has bir terminolojisi, bir jargonu var. Bunu nasıl öğreteceğiz? Şu anda işte bu noktaya gelmeye çalışıyorum. Fintech büyük bir küme olarak düşünün. EduTech ise bunun küçük bir kümesi. Burada son zamanlarda, son yıllarda ve Türkiye'de henüz yaygın olmayan simülasyon oyunlarını tavsiye ediyorum. Yani finans derslerini, finans eğitimlerini her platformda, üniversitelerde, gerekse dışarıdaki eğitim kurumlarında her yerde simülasyon oyunu destekli bir şekilde öğretilmesini ve öğrenilmesini tavsiye ediyorum. Çünkü biz burada bazı tecrübelerimiz oldu. Sonuçlar inanın muazzam. Yani hiç finansla ilgisi olmayan, bilgisi olmayan, bu konuya inanmayan veya kaçan, saklanan kişiler 3 saat gibi kısa bir sürede bir simülasyon oyunu oynadığında bunun neden önemli olduğunu, öncelikle bu önemli. Yani siz şimdi finans önemli demeniz yeterli değil. Mesela şimdi adam satış görevlisi, satın alma görevlisi. Sen onu kalkıp diyorsun ki finans çok önemlidir. Adam diyor ki içinden, ya tabii ki sen CFO'sun, kendi işinin önemli olduğunu söyleyeceksin. Ya bu yeterli değil. Bu bir çözüm sunmuyor. Zaten şu anda da ciddi sorunlar yaşanıyor şirketlerde. Fakat böyle bir uygulama olanağıyla, yani simülasyon oyunda nedir biraz açalım. Orada bir şirket simüle ediliyor. Satın alma yapıyorsun, bir takım kararlar alıyorsun. Örnek veriyorum. Satış yapıyorsun, kredi kullanıyorsun vesaire ve aldığın bu kararlardan sonra yeni bir mali tablo oluşuyor. Yeni rasyolar oluşuyor. KPI'leriniz hangisi önemliyse ona göre bir hedef belirliyorsunuz. Ve içeride de bir yarış ortamı oluyor. Örnek veriyorum 10 kişi oynuyorsa, 100 kişi oynuyorsa o anda
belli bir skor mantığı dahilinde bir ranking oluşuyor ve insanlar buna göre yarışıyorlar. Ne oluyor? İnsanlar bu şekilde sanki PlayStation oynuyormuş gibi. Düşünsenize, yani PlayStation oynar mı gibi finans oynuyorlar. Ve konuya olan ilgileri artıyor. Uygulama olana görüyor. Kararlarını, sonuçlarını görüyorlar. Geri tablosu, bilanço, nakit akışı nedir? Working capital nedir? Biz hocam anlatamayız geleneksel yöntemlerle. Anlattığımızı zannediyoruz. Adam eyvallah diyor, çıkıyor dersten. İki gün sonra her şey unutuyor. Bir soru soracağım. Kaç kişi burada ya da genel olarak şirketlerde cash forecast ile cash flow arasındaki farkı biliyor? Aslında gerçekten de çok kolay. Ama işte bunu bu tür bir fintech aracılığı ile öğrendiğinizde kalıcı hale geliyor. Özetle ben bugün bunlara değinmek istedim. Teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Teşekkürler Ender Bey. Kapanış öncesi siz de devam edelim. Hani iki dakikada bir özetleyebilirseniz. Dediniz ki işimi kolaylaştıran her şey finansal teknoloji. Peki teknoloji firmalarından, finans kuruluşlarından işinizin hangi kısımlarını kolaylaştırmak istiyorsunuz ve önerileriniz neler? Aslında az önce bir örnek verdim. Tabii bu örnekler artabilir. Şu anda döviz operasyonlarımızda hala sorun yaşıyoruz. Yani bunları bankalar çok istekli değiller, az önce de belirttiğim gibi. Ama bir taraftan da biz finansçılar da zorlamamız lazım. Aslında burada da ben şunu da sorgulamak istiyorum. Biz finansçılar gerçekten teknolojiyle o kadar da arkadaş mıyız? Hemen çok kısa bir örnek vermek istiyorum. Teknoloji deyince benim aklıma çok sevdiğim bir arkadaşım geliyor. Çok eski. Lise yıllardan tanışıyoruz. Üniversiteden ben mezun oldum. İşe girdim. Bir cep telefonu edindim. Kendisi cep telefonu ben kullanmayacağım dedi. Dedim ne yapıyorsun? Yani cep telefonu nasıl kullanmasın bu yüzyılda vesaire. Yok dedi, ben kullanmayacağım. Peki dedim. Aradan zaman zaman görüşüyoruz. 5 yıl geçti. Gördüm de dedim ne yaptın? Aldın mı telefon? Hayır dedi, almadım dedi. Kendinde gurur duyuyor. Aradan birkaç yıl daha geçti. Beni aradı ve şunu söyledi. Ender ben cep telefonu aldım. Hayrola dedim. Ne oldu da fikrin değişti? Ben nişanlandım ve nişanlım bana cep telefonu almamı söyledi dedi. Şimdi bunu bu şekilde yaşamaya gerek yok. Yani er veya geç siz bunu kullanmak zorundaysak, o zaman biz bunu öne çekelim. Teknolojiyle barışık yaşayalım. Bunun avantajlarını yaşayalım. Benim burada vermek istediğim en önemli mesaj bu. Bütün finansçılara bu konuda teşvik etmeye çalışıyorum. Teşekkür ediyorum. Evet, biz teşekkür ediyoruz. Semih Bey, sizin vizyonunuz ve gerçekten hani şirketinizin vizyonu uluslararası piyasalarda aksiyonu aktif olması gerçekten bizi de gururlandırıyor bir Türk şirketi olarak. Peki sizin yaşadığınız sıkıntılar çerçevesinde finans piyasalarına, bankalara, ekonomi dünyasına önerileriniz, istekleriniz var mı? Bunu da kısaca 2 dakikada, biliyorum süreyi biraz kısıtlı ama özetleyebilirseniz çok makbule geçer. Çok fazla süreye ihtiyacım yok. Daha çok limit, daha düşük faiz, nokta. Desem herhalde bizim için daha doğru harika, olacak. Harika. Ama bu tabii bankaların kendi adına yapabileceği veya kendi kararlarıyla yapabileceği. Sonuç itibariyle bir piyasada yaşıyoruz. Her şeyin bir maliyeti olduğu gibi paranın da bir maliyeti var. Risk getiri hesapları var. Bunun bir sürü parametresine baktığımız zaman bir X maliyet çıkıyor bize ve bir Y limit çıkıyor. Yani beklentimiz veya temennimiz, dediğim gibi bu büyük resmin içinde bizim konumlanmamıza bakmamız lazım. Konjonktürün, genel konjonktürü, jeopolitik, şu bu filan, hepsinin çok uygun olması lazım, iyi gelişmesi lazım. Ülke ekonomisinin iyi gelişmesi lazım. Bizim de grup olarak kredibilitemizin her geçen gün daha da kuvvetlenmesi lazım. Var olandan daha da ileriye gitmiş olmamız lazım. Çünkü geçtiğiniz her yıl, yapmış olduğunuz her ödeme, biz 50 yıllık bir şirketiz. Bugüne kadar hiçbir gri noktamız olmadı. Her şeyimiz beyaz o konuda. Bunun giderek artması sizin de kredibilitenizi daha da artıran bir konu. Bütün bu resmin sonunda tabii en alt çizgide daha büyük limitler, finansman açısından söylüyorum. Onun dışında başka bir sürü parametreyi konuşabiliriz ama finansman dediğiniz için daha fazla limitler, daha uzun limitler, daha ucuz maliyet diyebilirim. Bütün bu parametreler uygun olduğu zaman. Çok teşekkür ediyoruz. Cintare, bahsettim biraz önce hani bölgenizdeki gelişmelerden, teknoloji alanındaki gelişmelerden ve fırsatlardan.
Peki Türkiye ile bölgenizde ne tür işbirlikleri olabilir? Ne önerirsin? Türk yatırımcılarına, Türk girişimcilerine burada neler önerebilirsin ya da o bölgede neler öneriyorsun buradaki yatırımcılara, buraya yönelik yatırımlara yönelik? First of all, I think that every country has its own story and its own things where they can be the best in. So when it comes to Lithuania, we are very innovative and very open-minded, very open for the new businesses and investors to come in. But then at the same time, for countries like Turkey that are very rich agriculturally, where energy sector is also very much developed, where industries are functioning very well. In the north, we do not have such a large capacity due to many different factors like weather when it comes to agriculture, right? It's simply too cold. So I think that every country, there's always things that every country can learn from each other. For example, in Lebanon at this moment, they're trying to also implement electronic government. And it's been us and Estonians as well who went there several times to help them to create a new strategy or on how to make this happen there. At the same time, I think that for this moment, what it needs for Turkey is lessen bureaucracy. It's very important. At the same time, I think that the digitalization of the things could be also very helpful, not only for the local companies, but also for those who would be interested in coming, in entering Turkey's territory with their investments, with their companies, and to at the same time bring profits for the Turkish Turkish people. That's why I think that two of the most important things is less of bureaucracy, which means better regulation when it comes to creating a business-friendly environment, and secondly, digitalization of the things. So I think these are the two spheres where Turkey has a room for improvement. And at the same time, I think that there is a very large potential in a closer cooperation between the Nordic and the Turkish businesses. And at the same time, not only Nordic, but for example, Ukraine. This is a country where Turkey is sharing sea with. This is a country which is also very rich agriculturally, where ports industry is well developed. The free trade agreement between Turkey and Ukraine would be a very, very crucial instrument in helping to foster closer cooperation. So those would be the first things that I would do in Turkey, I think. Çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Oturumu kapatmadan önce kısaca özetlemek gerekirse, aslında burada özel sektör temsilcilerinin hani beklentileri var. Bu beklentilere baktığımız zaman daha uygun finansman yöntemleri, daha düşük faiz, daha yüksek kredibilite ve likidite oranları. Bununla beraber finansal okuryazarlığa yönelik de teknolojilerin kullanılması, senaryoların üretilmesi, bununla beraber teknoloji firmalarının finansalında alternatiflerin, teknolojik yöntemlerin çıkartması ve de uluslararası yatırımcılar için daha az bürokrasi, daha fazla dijitalleşme ve Litvanya ile veya benzer ülkelerle de alternatif yatırım ortamlarının değerlendirmesi. Ben tüm katılımcılara, konuşmacılarımıza teşekkür ediyorum. Danışma kurulumuza, yürütme kurulumuza tekrardan teşekkür ediyorum bu etkinlik için. Selamlar, saygılar. Biz de size çok teşekkür ediyoruz.